Sinirlendim. Bu video çok agresif oldu ya. Birbirimizi dövmeden. Neyse ama. Sen bana salak dedin, hakaret ettin. Ya. Bir de koltuklar kadife. Teşekkür ederiz buradan kayınvalideme ve kayınpederime. Kadife, kaliteli kumaş kullandıkları için. Üçüncü çocuk ha diye böyle bağırmak geliyor içimden. Ama ısrarla hala üçüncü çocuğu da sayıklayabiliyor yani. Seviyorum çocukları. İkinci çocuk zor değil. İki çocuklu olmak çok zor. Yok, baba olmak çok güzel. Ya. Çocuğunuza çok ilgi gösterin. Yemek, su vermeyin, gölgede bırakın. Ya. Karanlıkta bırakın. Selamlar. Ya. Bir kere tam yerleşelim ya. Allah Tam Allah. yerleştik işte. Evet. Allah Allah, böyle başlanıyor. Olayı bu. Esprisi orada işte. Çok, çok güldük, çok eğlendik bu espriyi. Güldüyseniz yorumlara yazın. Ya. Bugün hava çok sıcak olduğu için saçım toplu. Saçımla ilgili yorumları da bekliyorum. Evet, bugünün konusu. Ne? Sence ne? Ne? Çocuklar mı? Çocuklar. Hadi bakalım. Ay Konuş. Allah. Ben... Öncelikle şu, yani çocuklar, erkeklerin çocuklara yaklaşımı, sizin beklentileriniz. Ha, anne babanın çocuğa bakım oranı gibi bir şey mi? Konu. Yani çocuklar işte. Çocuktan önce ne yapıyorduk, ne yapamıyoruz, ne yapıyoruz, iyi Tamam. ki yapmış mıyız, keşke yapmasa mıymışız, üçüncü çocuğu Sen istiyor muyuz? istemiyorsun. Anlat bakalım. Sen anlat, neden hep ben? Sanki ben hep programın konuğu da sen moderatörüymüşsün gibi, bu ne? Aa, Öyleyim zaten. saatler olsun Sağ ol ya. ha. Burada fark ettin değil mi? Aa. Şurada kıllarda fark ettim. Yapışmış her yerine. Tıraş olup geldim de karım sağ olsun. 3 saat oldu herhalde geleli. 3 saattir çocuk uyuttuğum için olabilir Bağırma da mi? uyanmasın. Ne oldu? Çocuk annemi istiyorum diye ağlıyor, ne yapayım? Tamam. Ne yapayım? Bak, çocuk Yok. konusu açıldı, hemen gerildi ortalık. Bir şey diyeceğim. Hakikaten bunu şey yapalım. Biz bu videoları hakikaten ilişki güzel bir şey, insanlar evliliğe daha sıcak baksın diye çekmeye başlamıştık. Ama Sonra. aramız açıldı Hayır bak. ya. İğrenç Hayır, espri demek iğrenç ki. espriyi boş ver. Sen sürü her videoda beni azarlıyorsun. Şov mu yapıyorsun? Sen beni azarlıyorsun ve sen demedin mi şimdi 3 Geçen saat hafta oldu karım bitti bitti geçen diye hafta bana hamal sakallandın. diyen kimdi? Ben hamal gibi ağzımdan Kavanoz çıkmadı. kapağı açman tam başka bir halde yaramıyorsun diyen kimdi? Ya Halit. Bunları Neyse, tekrar da çakma. girmeyelim. Bu konuları izlemeyenler izlesin, geçen hafta neler dedi görsün, görün. Evet, çocuk. Anlat. Neden ben başlıyorum? Sen başla bu sefer hadi. Neye ben başlayayım? Ben çocuklarımı çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben o kadar pis bir Hayır anneyim. canım, sen Lanet bir çok güzel bir insanım. annesin. Ha, teşekkür ederim. Allah Zaman razı zaman. olsun. Şaka tabii ki de. Çok güzel bir anne. Zaten takip edenler biliyor. Benim babalığımı göremiyorlar çünkü hep benimle ilgili olumsuz şeyler paylaşıyorsun. İşte Dün Dilara ile olumsuz şeyler. konuştuk, kuzenim. Ha. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Baba olunacaksa senin gibi olunmalı dedi. Herkese seni örnek gösteriyorum dedi. Ben tersi bir şey mi söylüyorum? Sen Dedi beni de öyle bir öyle. paylaşıyorsun ki Ya öyle millet değilse neler o yazıyor be hayır. Instagram'da. O anne baba şeyine işte demin konunun başında dedin ya anne babadaki çocuğa karşı iş bölümü. Nasıl yani? İlgilendiğim için Dilara beni örnek Tamam, gösteriyormuş. ilgilendiniz ama mesela bak, anne diye E tutturuyor. ne yapayım? Mecbur Boğayım ben mı çocuğu? Anne hayır. demeyeceksin, babanla uyuyacaksın diye. Hayır, mecbur ben gidiyorum. Bu Ama bu seninle benim ilgili bir suçum şey değil. değil. Bu yüzden de baba olmak güzel bir Ama şey, sen şöyle anladın mı? paylaşıyorsun. Ne alakası var canım? Sen şöyle paylaşıyorsun. Halit yapmadığı için ben yapıyormuşum gibi paylaşıyorsun. Hiç öyle bir şey paylaşmıyorum Emin misin? bacım. Evet, hiç Buradan öyle bir şey soralım bakalım. paylaşmıyorum. Öyle mi paylaşıyor, farklı mı paylaşıyor? Hiç Ne öyle bir şey algılıyorsunuz? Tamam, paylaşmıyorum. itiraf et. Şimdi itiraf Niye zamanı. itiraf ediyorum? Benim çocuklarla ne kadar çok ilgilendiğimi. Çok ilgileniyorsun. E niye ilgilenmiyormuşum gibi Ama paylaşımlar o yapıyorsun? uykularda biraz sıkıntı yaşıyoruz. E ne yapabilirim? Çocuklar seni istiyor. Poyraz mı beni istiyor? Anne E diye mi meme istiyor. ağlıyor? Çocuk meme isteyince ağlıyor zaten. Her zaman öyle olmuyor. Nasıl? İnsan uyku konusunda daha fazla şey bekliyor ama sen böyle yapıyorsun. Benim de uykuya ihtiyacım var para. Geç yatmam Ya benim bırak. suçum değil. Neyse. Hı. Geç yatman. Bak mesela burada babama anmanın vakti geldi. Şuraya yazıyoruz. Ünlü düşünür Hasan Özmisli'nin Keşke lafı. buna şey namkör Namkör. serisi koysaydık bu Yok. serinin adını. Namkörü buraya yapıştırdım. Geç gelmen benim suçum değil diyor ya. Ben Geç Poyraz'a gelmem mi? öyle dedin ya, geç uyuman benim Ha, suçum şey değil dedin. uykusuz kaldığın için söylüyorum. Tamam da ben ne yapıyorum? Ne Geç yapıyorsun? gelirken tek başıma mı geç geliyorum? Poyraz'ı Yo. 10'da uyutuyorum. Onda. Abartma be sen de. Berek 10-10.30 gibi Deniz'i uyutuyorum. Hı. Geliyorum buraya, Poyraz'ı uyutuyorum. Hı. Ondan sonra sen zaten yatıyorsun. E zaten 11 Deniz'i ya da en geç bak 11.30'da gene bu yatıyorsun. aramızdaki tartışma videosuna döndü. 10.30'da zaten Deniz'i yatırmaya yatağa götürüyoruz. Deniz'in uyuması 11.30 oluyor. 11.30 Sen olmuyor. Ben her kaç gece oluyor? en geç 11 çeyrek geçe geliyorum buraya. Oh, 15 dakika.
Sonra ben senin yanına poyrazı 3'te getiriyorum. Hayır, onu demek istemiyorum. Sonra tabii ki ben yatıyorum o saatte bayılmamak için. Sen uyu diye, poyrazla uğraşma diye ben 3'te getiriyorum. Tamam, 3'e kadar o çocuk uyuyor mu sanıyorsun sen? Ya. Bakmıyor ne ulan, ne yapayım daha? 3'e kadar nasıl uyumuyor? Ağlıyor. Sen kendin demiyor musun? Sen gittiğin anda itibaren hep uyuyor diye. Yo. Evet. Dün gece anamız ağladı burada. Dün değil, ondan önceki gece. Dün gece de öyleydi. Dün gece ben de vardım. Nerede? Dün gece nerede vardın Berrak be? Gece geldim yanına gece. Da çocuğu almadın. İki sen suratıma baktın. Ne zaman be? Dün gece. Ne bakıyorsun, alsana artık dedim. Ağlıyor çocuk dedim. Uyuyor muydu? Evet. Hatırlamıyorum. Anasını satayım. Sonra Halit yapmıyor. Ne konuşayım? Azarı yedim, daha ne konuşacağım Allah aşkına? Yersin tabii. Ağzıma Allah tıktı Allah. Her şeyi. Yok, benim suçum değilmiş de bilmem neyin suçu değilmiş de. Neyin suçu ya? Ne anlatıyorsun? Dedin ya, anlamıyor. Benim suçum değil senin geç yatman. Ben anlamıyorum, insanlar nasıl anlıyor? Dinlemiyorsun demek ki bak. Al işte. Ne al işte? Anladı insanlar. Demedin mi az önce senin geç yatma benim suçum değil diye? Ben sen rahat uyu diye burada çocukla 3'e kadar koltuk tepesinde oturuyorum. Bir gece gel de gör halimizi. Ben de senin kim yapayım Instagram'a? Ben sen çekinmiyorum. Ha, çekinmiyorsun. Uyumayan çocuğun annesi. Baba olmak çok güzel. Hashtag baba olmak çok güzel. Çayını koymuşmuşmuş. Bak sabahki paylaşımını açsana Allah aşkına. Yapmıyor musun? Sabahki paylaşımını. Sabahki paylaşımını bir açar mısın? Ne olmuş paylaşımı? Sabah çocuğun biri kakam demiş de biri bilmem ne demiş. Çayını oraya koymuşmuşum. Evet. Sabah ben vardım burada be. Yalanlara bak. Dün bugün paylaştık hikayem yoktu. Dün de ben buradaydım. Hayır, dün uyudun ya sen o zaman. Akşama doğru. Akşama doğru mu? Öğle sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Deniz'in öğle uykusundan önce, öğle uykusunu sen uyuyorsun. Annemleri yatakta yaptırdı. Kahvaltıdan sonra. Tamam. Bağılacaktım artık. Bırak tamam, ben bir şey gidiyor muyum ona? Tam tersi. Bir şey demiyorsun. Sorun orada. Bağırma çocuk. Problem şu. Sanki ben hiç yapmıyormuşum gibi paylaşıyorsun. Sürekli baba olmak çok güzel, baba olmak çok güzel. Baba olmak çok güzel. Çocuğu tavsiye ediyor musun? Anlat hadi. Çocuğu yaptığına pişman mısın? O meşhur cümlemi söylememi bekliyor musun? Evet. Söyle. Geçenlerde dedim ki bu kadar yanlış anlaşılırım. Dedim ki eğer yıllar önce... Hashtag baba olmak çok güzel. Eğer yıllar önce biri beni şu anı ışınlasaydı, böyle bir 10 dakika şu anı görseydim, özellikle kahvaltı saat civarında, görseydim çocuk yapmazdım bir daha hiç dedim. Halit de bunu yanlış anladı. Bu demek neyi değil ki çocuklarımı sevmiyorum, pişmanım, yapmam değil. Sadece duygusallığını yaşamadan uzaktan baksın. Mesela şey gibi bir şey, arkadaşına gittin, çocuklar hiçbir şekilde durmuyor. Koşarak kaçarsın, dersin ki çocuk mocuk bu hayata getirmem, istemem dersin. Onun gibi bir şey yani. Tamam da çocuğun sadece güzel anı mı var? Böyle i̇şte anları yok. Da var. İşte o anlarını diyorum ya, o ana ışınlansaydım istemezdim çocuk yapmak. Niye bir geliyor anneciğim seni çok seviyorum diyor, onu mu düşünüyorsun sonra? İşte sonra düşünmüyorsun. Şu anda böyle düşünüyorum demiyorum. Şu an demiyorum ki çocuk yapmam. Sen şu an yapmam bizim çocuklarımızı istemiyor musun? Ya sus. Demiyorum ki şu anda mesela şimdiki aklım olsa çocuk yapmazdım demiyorum. O anda böyle 5 dakikalık bir ışınlanıp şu kaosu görseydim o duygusallığı hissedemezdim o kadar kısa sürede. O yüzden de çocuk yapmak istemezdim. Ama şu an tabii ki de çocuklarımdan memnunum. Bir daha olsa bir daha yaparım. O ayrı bir şey. Tek nefeste ama uzun konuştuk. Aynen. Bu arada biz niye buradayız? Niye buradayız? Burgaz'da kaldığımız evde inşaat tadilattan kaçtık. Ay. Dedik ki Beren annesini de çekelim. O yüzden burada yanda inşaat varmış, beton arabası geldi. Hayır, o yüzden burada değiliz. Beren ailesi tatile çıktı. Bizde havuz var diye, bedava havuz. Hemen burada kalalım dedik ama burası da o kadar sıcak ki yanıyoruz. Bir de koltuklar kadife. Evet. Teşekkür ederiz buradan kayınvalideme ve kayınpederime. Kadife kaliteli kumaş kullandıkları için. Her yerimizden su damlıyor. Teşekkür ederiz bu muhteşem bilgi için. İşte açıcı bilgi için özellikle. Neyse, konumuza dönelim. Sen sor çocuklarla ilgili sıcakta bir şey. Sıcakta beynim aktı bugün. Ya. Akar tabii. Hakikaten sor hadi bir şeyler. Sen sor, hep ben soruyorum. Sonra diyorsun niye ben moderatör, misafirim de moderatör gibisin sen diyorsun. Senin şimdiki aklın olsa çocuk yapar mıydın? Yaparım, ben üçüncü çocuğu istiyorum. Tam Burcu'm. Allah Allah. Bak, en mesela Poyraz bu sabah hapur hapur çekmeye çalışıyoruz. Poyraz bir yandan çakıyor. Bugün çok komik. Deniz bir yandan baba büyük hamur var, büyük hamur bana anne halini açtı ve tam çekim yapılacak hamurları almaya çalışıyor. Ama affedersiniz gerçekten her yerimizden şapır şapır ter damlıyor.
o kadar kötü bir ortam var ki böyle zamanlarda Halit'in suratına çarpıp üçüncü çocuk ha diye böyle bağırmak geliyor içimden. Ama ısrarla hala üçüncü çocuğu da sayıklayabiliyor yani. Seviyorum çocukları. Ha, bir ara sütlaçta vıyık 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 ayağımızın dibinde o da ağlıyordu. Nerede ağlıyordu bu? Ağlıyordu. Bugün hatta bir ara suyu yok diye gitti. Hayır, hayvanı dışarı çıkarmıyordu. Hayır, sonra siz gittikten sonra gene ağlıyordu. Burada gelmiş gözümün içine bakarak ağlıyor. Ya orada sıcaktan fenalaşmıştır hayvan. Olabilir. Kadife, her şey kadife boyadı. Evet ama üçüncü çocuktan vazgeçmek istemiyorum. Çocuk seviyorum. Paramız olursa niye yapmayalım? Parayla alakalı bir şey değil ki bu. Parayla alakalı. Ben iki yıl uyumadım ben. Üstüne Deniz tam... Böyle uyku düzeni ben diyor bak yine ben diyorsun. Baba olmak çok güzel. Emzirdiğim için ya. E tamam da emzirdin bir sene sonra emzirmen geçti gece emzirmelerin. Ben yo, uyku. Yo Deniz'i ben iki sene. Gecede mi emzirdin ben? Evet Mehmet'e uyuyordu ya. Niye sessiz söylüyorsun? Nerede Mehmet'e uyuyordu? Ben Mehmet'e uyuyordum. Hayır ben son Mehmet'i ben nasıl bıraktırdım? Meme'yi çektiğim gibi uyanıyordu da sinirlendim Sırbistan'da o sabah bıraktırdım ya hatırlamıyor musun? Mehmet'e uyuyordu gece. Ha. Ama o senin suçun. Evet. Mehmet'i uyutmaya alıştırmayın. İşte Deniz'in iki sene uykusuzluğu var. He. Öyle Mehmet'e uyuduğu için. Tam benim hata. Ondan sonra üstüne tam daha böyle rahat ereceğim derken üstüne Poyraz Bey geldi. E şimdi onun uykusuzluğu. Gerçi çok şükür daha iyi. Ama şu an mesela Deniz onu bir tık kıskanır gibi olduğu için Deniz sürekli gece uyanıp yanıma gelmeye çalışıyor. Onu tam emzirirken o üstüme gelip sarılmaya çalışıyor. İkinci çocuk çok zormuş abi. İkinci çocuk zor değil. İki çocuklu olmak çok zor. Yok baba olmak çok güzel. Ya. E çocuk zor bir şey zaten. Kolay bir şey demedi kimse ama sana. Ama bir çocuk kolay bir şey bence. Yani... Yok değil. İlk çocuk da. Deniz de kolay değildi ki. Niye? Ben çok ilgileniyorum çocuklarla. Evet. Çok ilgilendiğim için senin iş yükün aslında azalıyor. Evet. Evet. Kolay tamam. Değil. Ben elime eteğim bir... Allah aşkına bak. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün evden gidiyorum. İşim oluyor. Eve bir geliyorum. Üf. Bir karış surat örerek de öbürü desen ağlıyor. Poyraz daha başlamadı onlara da. Ne oldu ben yokken evde ya diyorum. Belli ediyor beni. Neden? Çünkü ben varken bunları ben genelde engellemeye çalışıyorum. Tamam ama gene de bir çocuk daha kolay bir şeymiş. Ama yine de baba olmak şeymiş. Çok güzel mi? Hashtag baba olmak. Hayır gene de bir aman konuşamadım. E tamam şu an tek çocuk gibi düşün yine tek çocuk. Şu an bak tek çocuk bu uyuyor bu iyi. İkisi de uyuyor şu an. Tamam uyuyor ama o günde sadece bir saat uyuyor. Onun dışında 7-24 onunla beraber olmak zorundasın. Ben geçen gün bu kötü şey bir düşündüm. Şey mi bu ya? Hayır ben geçen gün şey düşündüm. Ya kötü bir şey değil de hayatından ödün verdiğim bir süre ya bu. Mesela ben şu an takı yapmak istiyorum. Takı yapıp satmak istiyorum. Boncukları ne zaman açsam Deniz ben de yapacağım, ben de yapacağım, ben de yapacağım. Bütün boncuklar her yere dağılıyor. E yapamıyorsun öyle bir sürede. Deniz öğlen ne uyuyor? 1,5 saat uyuyor. O 1,5 saatte ev işi mi yapacaksın, yemek mi yapacaksın, dinleneyim bir film izleyemeyeceksin. Ben en son ne zaman film izledim hatırlamıyorum. Diziye başlama gibi şansım zaten İzledik olmadı. İzledik ya be. Ne izledin? Yalan söyleyeyim. Ne? Erik dizisini kim izledi? Erik mi? Çocuğu kaçırdılar mı kaçırmadılar mı? Kaç ay sürdü onu izlememiz? 2 ay sürdü. E senin yüzünden? 2 aydık. E öyle bir zamanım olmadı çünkü onu söylüyorum. Denizi geç uyutmayı tercih ettiğimiz için bu sefer Denizi geç uyutmuyoruz ki sen erken uyuyorsun. Hayır. İnsanlara göre geç. İnsanlar 8'de çocuk uyutuyor. E 8'de biz çocuğu 10.30'da yatağa götürüyoruz. Allah aşkına. 11 çeyrek 11.30'da ya, anca uyuyor. 8'de uyutuyorum diyen kaç kişi var etrafımızda? Ne zaman gitsek 9.30 10'dan önce yatağa giren çocuk yok. Ne bileyim öyle kim uyutuyor 8'de? Işte, öyle diyorlar. Akşam yemeği yemiyorsun lan 8'de. Nereye uyuyacak çocuk? Kaçta yiyoruz akşam yemeğini? 7-7.30'da yiyorsun. E çocuk yer yemez yatağa mı geçecek? Ne bileyim be öyle diyorlar. Yalan söylüyorlar. Şov o. Ben inanmıyorum 8'de. Var mı 8'de uyutan çocuğunu? Bana fotoğraf atsın 8'de video atsınlar. Vallahi inanmıyorum. Aslında bir bakıma iyi bir şey. Ne iyi be 8'de çocuk uyanacak sonra sabah 6'da uyanacak. Ha işte o kötü aynen. Kalkacaksın mı 6'da? Yok kalkmam. 8'de çocuğumu uyutuyorum diyenlere inanmıyorum. Bana yalan söyleyemezsiniz. Hayır uyutuyorum diyenlerin acaba çocukları sabah kaçta kalkıyor? Ya kimse uyutmuyor çocuğum 8'de falan. Tamam neyse bizim 10.30'da 8'de yatağa götürüyorlardır. Ya onu bilmiyorum. 10.30'da yatırmamız, 11.30'da uyuması demek. E yani zaten benim pilim uyumuyor. Bitmiş oluyor. 11 çeyrek dedin demin 15 dakika o mı fark en zor ediyor? Anlarda. Bazen 15 dakikada uyuyor. Bu ara Poyraz'dan dolayı birazcık şey evet, olduğu için. Evet işte ondan sonra dolayı biraz. Annemi istiyorum, annemi istiyorum diyor. Onu ikna etme süreci uzun sürüyor. Dün mesela 20 dakikada uyudu. Sonra 2 kere kalktı geldi. Kalktı geldi çünkü seni istiyordu. Ağladı i̇şte çocuk. Annemi istiyorum, annemi istiyorum diye. Gelmiyor normalde.
Yatıyor, sabaha kadar uyuyor. Bir de şu an buraya gelmiş olmamız da değiştirdi onu. Ben geçen gün bir de şey düşündüm. O da bir etken midir acaba? Mesela çocuğun şu an bir odası yok ya. Yok, etken değil. Ama düzen seviyorlar Hayır, benim uyku gözümde. için değil. Mesela şimdi gün içinde atıyorum ben iş yapıyor olsam ya da televizyon işte boncuk yapıyorsam bir şey yapıyorsam odasına gidip belki oyuncaklarıyla özel alanı mesela parmaklarını konuşturuyor ya Sence gidip gider mi öyle? belki bence gider. Hayır canım, gitmez. Bilmiyorum bence gider gibi. Gitmez. Mesela Sırbistan'da odasında biz bir tık zaman geçiriyordu. Ama sürekli başında durmamız gerekiyordu. Niye? Çıktı mı, ranzaya Her çıktı mı, şey aşağı düştü ranzadan mü, dolayı atladı mı odası bilmem olsa ne. öyle kendin oluşturduğun odası olsa öyle olmaz ki. Yok be ya, odayla alakası yok onun. O Bence bizimle var. vakit geçirmeyi seviyor. Ya öyle tabii de en azından günün belli bir süresinde odasında. Mesela Deniz şu an şöyle bir şey yapıyor. İşte parmaklarını böyle böyle sürekli konuşturuyor. Böyle gel bilmem ne falan yapıyor. Hatta ben figür mü alsak acaba onları konuşturur mu diye düşündüm. Peluş değil de böyle küçük figürler oluyor ya. Onları mesela şu an odasında daha özgürce bize bakıyor. Biz bakınca susuyor falan bazen mesela. Odasında daha özgürce oynar mıyı düşündüm ben. Öyle Özgürce olunca... daha rahat kafayı yesin. Kendi kendine. Ya Böyle kafayı mi yemek yapsın? değil ki. Çocuğun yaratıcılığı bence çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor öyle Tamam, güzel. yaptığı Bence de zaman. güzel ama şey, ben odasına gidip de tek başına oturacağını düşünmüyorum. Ya bütün gün Bütün değil gün de bir durmaz. saat, 2 saat Yok canım. mesela kendi Sen alanı gibi Allah aşkına anladın şöyle mı? düşün. Kendi alanı var, girdi odaya. Sen geldin buraya, açtın televizyonu. Deniz buraya gelmeyecek mi? Televizyon için değil. Ben şimdi hep E boncuğa boncuğa da odaklı gelecek. durduğum için işte ne Allah aşkına bileyim. mutfakta bir şey yapıyoruz, ona geliyor. Ben şef olacağım diyor, önlüğünü giyiyor. Hep bizim suçumuz bunlar. Çocuğunuza çok ilgi göstermeyin. Yemek, su vermeyin, gölgede bırakın. Ya. Karanlıkta bırakın. Neyse, çocuk güzel bir şey mi özet Çocuk olarak? güzel bir şey. Yani Çocuk o güzel, evet. duyguyu başka bir şeyde hissetmeye asla bir imkan yok. Ama köpek daha kolay. Köpeğe bir şey olduğunda yerine geçiyorsun, yerine Tabii yatıyor. canım. Sabah kalktığında şey derdi yok ki. Ne derdi Seni yok? kalkıp uyandırma derdi yok. Deniz uyandığında bizim uykumuz bitiyor. Diyemiyorsun ki bir yarım saat daha uyuyuvereyim diyebiliyor musun? Berrak, o Diyemiyorsun. çocuk büyüyünce o geçiyor. Bununla ömür Geçiyor boyu mu bunu sabah acaba? akşam dışarı çıkaracaksın. O tamam o... Spontane bir plan yapamıyorsun. Hadi gel tatile gidelim desem film gidemezsin. Sütlacı ne yapacaksın? Onu da gideceği yeri seçeceksin. E Ona ben ona göre göre yerleri niye fazla para öğreneceksin vereceğim artık. canım? Niye fazla para vereceksin? Çok güzel yerler var. Var mı çocuk? Nerede var Allah aşkına? Bir tane yer bulsana. Nereye Bulacağım. gidebildik Sütlaç'ta tatile? Bulacağım. Tatile gitmiyoruz da ondan. Nasıl gitmiyoruz ya? Hadi bakalım. Birinci videoya geri dönüş. Balayına Nasıl? gittik ya. Salak dedi. Yani. Neyse. Ne? Yok yok. Ne? Hashtag babalık çok güzel. Bunun başlığını öyle yapacağım. Hashtag babalık çok güzel. Ne diyorduk? Ha, sütlaç daha zor. Sabah akşam Daha dışarı kolay. çıkarmak zorundasın. Daha kolay falan değil Berrak. Çocuğun sabah akşamlık belli bir şey yok mu? Bütün gün mesai. E bütün gün mesai de, çocuğunla en azından büyüyor, sohbet ediyorsun. Bununla bir şey yapamıyorsun ki. Seviyorsun, oyun oynuyorsun, sabah Daha akşam ne kakasını yapacaksın? yaptırıyorsun. Daha ne E daha ne yapacaksın? yapacaksın ne? Bir yere gitsen akşam eve gelmek zorundasın. Bunu yıllardır tartışıyoruz. Öğrencilik hayatımızda biz gidip arkadaşımızın evinde kalamadık ya. O zaman Berra'nın köpeği vardı, sütlaç sütlaç değildi, şanslıydı. Hayvan evde aç, değilmiş. gezmesi lazım. Gidelim gezdirelim. Olmaz, gece yalnız uyuyamaz. Ulan bana ne? Oldu şimdi. İyi ki öyle yapmışsın. Ha, iyi ki öyle yapmışız. Sinirlendim. Bu video çok agresif oldu ya. Birbirimizi dövmeden. Neyse anlat. Sen bana salak dedin, hakaret ettin. Ya. Benim ağzımdan hiç hakaret çıkmadı. Bana salak dedi az önce. Duymayanlar birazcık geriye alabilir. Dakikasını yazarım oraya. Daha var mı eklemek istediğim bir şey? Çocuk iyi mi kötü mü? Çocuklar önce yapabildiğin, sonra yapamadığın şeyleri konuşacaktık. Onları konuşmadık. Ya mesela benim gitmek istediğim yerler var. Çocukla gidemiyoruz. Keşke mesela hani çocuktan önce bu aralar şey düşünüyorum. Keşke çocuktan Az önce önce daha mı köpek çok için ben bunları gezseydik. söylediğimde çocuktan önce daha mı çok yeseydik? Çocukla Balkan turu yaptık 81 günde. Tamam ama mesela o hani şey demiştim ya bir yere böyle basamakla çıkılan çok uzun bir yer var. Mesela bebek arabasıyla gidilebilecek bir yer. Ne Sri Lanka mıydı benim söylediğim ya? Sen Öyle bir oraları sevmiyorsun ki. Hayır oraları istiyorum mesela. Hindistan bölgesi Mesela oralar. atıyorum. Hindistan bölümünü sevmiyorum diyorsun. Şey. Şimdi senin ırkçı yüzünü çıkarttırmam Ya. ortaya bana. Mesela şey. O gün gideceğimiz koyda mesela. Çocuklarla gitme şansımız Yo, yoktu. var, gideriz. Gidemezdik artık Niye ki çocukla. gidemeyelim? Biri mesela mesaj atmış. Bir tane çocuğuyla gitmişler. Ama yani anaları ağlamış bir Ya çocukla bırak Allah aşkına. gitmek Ben için. ya Çünkü tamam. rampa inme bilmem ne öyle tırmanma Tamam etme da şeyleri Berrak, biz o var. kadar yol gittik çocukla Allah aşkına, hiçbir Mesela şeye şikayetimiz gidecektik. olmadı. Ne onu? Bir şey dağına gidecektik hatırlıyor Ne musun? dağını?
İşkodra'da dağ turuna gidecektik. Bebek arabasıyla gezemeyeceğiz diye gidemedik mesela. Tamam, ona kanguru alırsın. Ona göre hazırlıklı gidersen öyle gidilir. Öyle değil be ya. Öyle o kadar kaç saat kanguruyla nasıl gezeceksin? Gidilir be. Allah aşkına, millet neler yapıyor. İşte yani öyle yapmak şey... Yapmak istedikten sonra her şeyi yaparsın. Hayır, onlar mesela çocuktan önce daha konforlu olurmuş. Şu an öyle bir şey olamıyor gibi. Başka onun dışında çocukla yapılamayacak bir çocukla şey yok. Çocukla yapılamayacak bence. Hiçbir şey yok. Çocuklarla bence yapmak daha keyifli hatta. İşte gezme olayı şey. Valla bugün tam ortadan ikiye bölündük bak. Çocuklarla her şey çok kolay, çok güzel yapılıyor. Önemli olan ön hazırlığını doğru yapmak. Benim aklım yani sadece hani şiddet içerikli şeylere katılamazsın. Şiddet içerikli derken işte ne bileyim. Ha mesela aksiyon filme filmi biz aksiyon izleyemiyorduk. Harry Potter'ı mesela benim canım ne zaman da bir daha izlemek istiyor. Gece uyuma izleyelim bari. Ama Poyraz'dan dolayı şu an uykum var. Mesela olmasaydı o zaman oturur izlerdik. Olmasaydı da izlemezdin. Sen hep 10.30-11'de yatıyorsun. Ha, hamileyken de o. Ben bir iş hayatı bak. Elini kaldırmaya başlamamalı. Hakaretten sonra elini kaldırmayayım. Tokat geliyor. Evlendik. Ha. İşe başladığım için erken yatıyordum. Onda da saat 6.30'da kalkıyordum sabahları. O yüzden uyuyakalıyordum eve geldikten, yemekten sonra bayılıyordum. Deniz'in hamileliğinde orada bir posta bayağı bir bayıldım zaten eve girdiğim gibi. Üstüne Deniz doğdu, uykusuzluk, hem iş hem çocuk çok zor geldi 6.30'da uyanmak. Gece zaten çocuğa sürekli kalkmak. Gene uykusuzluk. Teşlik babalık çok güzel. Gene uykusuzluk dönemi. Şimdi ondan sonra hamilelik var gene. Ulan biz çocuksuz niye adam gibi duramıyoruz? Ne çektin be bari? Valla. Deniz'e, Poyraz'a hamilelik var. Orada gene uykum erken geliyor diye uyuyordum. Poyraz kalktı. Şimdi hem Deniz'in uykusuzluğu hem Poyraz'ın uykusuzluğu var. Gene akşam erken kalkıyorum. Benim çoraplar. Bir de yani. O yüzden akşamları pilim bitiyor yani. Onu demek istiyorum. Öyle 2-3'e kadar oturamıyorum. Eskisi sen gibi hiç, değil. Eskisi gibi mi? Sen hiçbir zaman 2-3'e kadar oturmadın ki. Anasının gözü sende. Oturmadın Allah aşkına. İstersen arayalım birkaç kişiyi soralım. Hatta vardır şu an bizi izleyen. Üniversitede de çok oturuyorduk. Hayli haber Meteor Madra Allah izlerken artık son bölüm olsun, son bölüm olsun diye şey uyuyordun sen, bayılıyordun. Hayır. Nasıl hayır? Bayılıyordun be. Türk halkının önünde benden özür dile. Artık o tarz içerikler paylaşmayacağını söyle. Ben gerçek olan her şeyi paylaşırım. Ha, paylaşıyorsun. Evet. Gerçek olan her şeyi paylaşırım. Gerçek olan şeyleri söyle o zaman. Benim çocuklarla ne kadar çok ilgili olduğumu, senin yükünü çok üstünden aldığımı. Benim yüküm niye ya? Çocuk ikimizin, Berek, ikimizin yükü. Her şeyle çok bana söyle, onlara söyle. Her şeyle ilgileniyor. Ne o zaman Hasan Özmüşlü yine mi anayı? Ne o zaman öyle paylaşmaya gerekiyor? Ben her şeyi gerçek paylaşıyorum. Her şeyi gerçek paylaşıyorsun da niye ben iş yaparken hiç bir tane paylaşım yok? Ben kendimi iş yaparken de paylaşmıyorum. Ne zaman paylaştım? İşte benimle alakalı sürekli şey, ben ne zaman uyusam hemen fotoğrafım çekiliyor. Halit Özbüzlü uyuyor. Ben burada iki çocukla yanıyorum paylaşımları. Hareket mi yaptın? Doğru söyle. Yaptım. Salak dedin. Elini böyle böyle yaptın. Şimdi hareket mi yapıyorsun? Aha da vurdu. Bak memelerim terledi. Neyse, videoyu artık kapatmanın vakti geldi. Özür dile. Ne özür dileyeceğim? Yok. Hayır. Allah'ım öperim onu. Her zaman yaparım. Özür dilemeyeceğim. Neyse, bu haftalık bizden bu kadar. Ne konuştuğumuzu da anlamadım ben. Bu hafta bayağı agresif geçti. Evet, biz konuştuk mu bu hafta? Konuştuk da ne konuştuk? Birbirimizi dö... Ah karıcım benim. Ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Konuşmamızı istediğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olun azıcık. Sevgili erkekler. Instagram'dan paylaşıyorum erkekler bana destek olsun diye. Bir tane erkek takipçimiz yok ki, hepsi kadın. Yo, erkek var çünkü. Ne var? Berra genç destek olma. Halit'te destek linkinden geldim ama Berra destek olacağım yazmış millet. Evet. Komik mi? Halit'e destek olmak için şunu yapmanız yeterli. Ne oldu? Görüyorum ben burada salak mı? Allah Allah. Hadi. Hadi bay bay.